Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle TESOL üzerine konuşacağız. TESOL, Uluslararası İngilizce Eğitmenliği Yetki Belgesi anlamına gelmekte. Dünyada alternatif olarak kullanılan CELTA, DELTA, TEFL ve TESOL 4 ana yetki belgesi mevcut Uluslararası İngilizce Öğretmenliği yapabilmek anlamında. Dolayısıyla TESOL dünyanın her yerinde resmi olarak kabul gören bir İngilizce öğretmenin yetki belgesi. Ve tabii ki bunu kimler almalı ya da alabilir? İngilizce öğretmenliği, İngilizce edebiyatı ya da Amerikan kültür edebiyatı gibi bölümlerde okuyup gerçekten İngilizce öğretmenliği yapmak isteyen ve bunu uluslararası olarak dünyanın her yerinde yapmak isteyen insanlar bu tabii ki programı kesinlikle kullanabilirler. Bu programı alabilirler. Yine hali hazırda İngilizce öğretmeniyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız ya da uluslararası anlamda bir yerde çalışmak istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Ve yine başlangıç seviyelerine yıllarca eğitim verip köreldiğinizi düşünüyorsanız ve bilgilerinizi tazelemek, hatta bunu uluslararası anlamda yeni çağdaş eğitim metotlarıyla birleştirmek istiyorsanız yine bu eğitimi alabiliyorsunuz. Peki, bu eğitime kimler katılabiliyor? Bu eğitime katılmanın ilk ve en önemli şartı şu: en az C1 seviyesinde çok iyi bir İngilizceye sahip olması gerekiyor adayın. Ya da gerçekten okuma, dinleme, konuşma, yazma anlamında yetkin bir hale gelmiş çok iyi bir B2 sondaki bir seviye öğrenci de bu anlamda aslında yeterlidir. Bunun altındaki seviyelerde biz şubelerimize gelen öğrencilerimize ilk önce gene İngilizce takviyeleri yapıp akabinde TESOL eğitimi vermeye başlıyoruz. Bu konuda hassas davranmamız çok önemli. Peki biz TESOL adaylarımızı nasıl seçiyoruz? TESOL adaylarımıza biz ilk etapta bir gramer sınavı uyguluyoruz, akabinde bir yazma sınavı uyguluyoruz ve akabinde bir konuşma sınavı uygulanıyor. Bu konuşma sınavı yüz yüze ya da telefonla yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılabiliyor. Ve bunun sonucunda 70 ve üzeri bir başarı puanına sahip olan öğrenci TESOL eğitimi almaya hak kazanmış oluyor. Bizim seviye anlamında çok hassas davrandığımızı bilmenizi isterim. Çünkü bu adaylar dünyanın her yerinde gidip bu mesleği çok iyi bir şekilde icra ederken bu eğitim bizlerin vermiş olmasının haklı gururunu yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda seviye anlamında çok titiz davranmanız hepimiz için çok önemli. TESOL belgesine sahip olarak Türkiye'de çalışabilir miyim resmi anlamda? Bu soruyu çok alıyoruz. Evet, resmi olarak bakın şu ekranda da zaten resmi atama belgelerini görebiliyorsunuz. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm özel kurumlarda ve vakıf kurumlarında çalışabilirsiniz. Resmi atamalı bir şekilde çalışabilirsiniz. Yine bir diğer soru hemen yeri gelmişken söylemek isterim. Bu belgeyi almak için üniversite mezunu olmak şart mı? Bu belgeyi almak için üniversite mezunu olmak şart değil. Çünkü üniversite mezunu olma meselesi ülkeleri kapsayan, yani ülkeleri aslında bağlayan bir kural. Mesela şöyle, Türkiye'de öğretmenlik alanlarına kaynak gösterebilecek programlardan bahsederken şöyle bir şey söylenir: en az lisans mezunu yoksa ön lisans mezunu olması şartı var. Peki, yine akabinde arkadaşlar, çalışmayı planladığınız ülkenin dilini bilmek zorunda mısınız? Yani buradan kalkıp Almanya'ya gittiniz. Almanya'da İngilizce öğretmen olarak bu belgeyle çalışmak istiyorsunuz. Resmi olarak tabii ki çalışabilirsiniz. Almanca bilmek zorunda mısınız? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Türkiye'ye gelen İngilizce öğretmenlerini düşünün. Bu insanların Türkçe bilmek zorunda değil. Doğal olarak siz de bu eğitim vermek üzere gittiğiniz ülkenin dilini bilmek zorunda değilsiniz. Çünkü İngilizce öğretmek, oradaki insanların İngilizcelerini geliştirmek ve İngilizce iletişim kurmanın en doğru yolunu öğretmek üzere o ülkeye gidiyorsunuz. Doğal olarak herhangi bir şekilde böyle bir dil bilme zorunluluğunuz yok. Çok ciddi anlamda tabii bu soru geliyor. Daha önceden bir öğretmenlik tecrübesine sahip olmanız gerekiyor mu? Hayır, böyle bir şart yok. Çünkü biz zaten
eğitimimiz içerisinde sizlere uygulama ve gözlem şansları veriyoruz. Yani bu tecrübeyi yine bu eğitim içerisinde kazanıyor olacaksınız. Peki bu kursun eğitmenleri kimler? Bu kursun eğitmenleri alanında uzman, uluslararası yetkilendirilmiş olan Teacher Trainer programı sahipleri ve Teacher Training sertifikalarına sahip olan eğitmenlerdir. Ve bu program içerisinde sizlere zaten bir tutor yani özel bir gözlem eğitmen görevlendiriliyor ve sizi bu anlamda yönlendiren, tasklarınızı inceleyen ve sizi doğru bir şekilde ders kurgulamanıza yardımcı olan destekçileriniz olacak. Peki. Değerlendirme nasıl oluyor? En çok gelen sorulardan bir tanesi. Bir sınav var mı? Hayır. Çünkü bizler öğretmen yetiştiriyoruz. ÖSS ile bir yerlere bir aday yerleştirmeye çalışmıyoruz. Dolayısıyla değerlendirme çalışmamız bizim eğitim süresi içerisinde modüller halinde eğitimler alacaksınız ve her modüllerin içerisinde belli tasklar yani görevler mevcut. Bu görevleri tamamlıyorsunuz, gönderiyorsunuz ve sizin tutor yani özel eğitmeniniz size özel danışman olarak atanmış olan yetkili öğretmenimiz size bu konuda dönütler veriyor. İşte bunların bir araya gelmesiyle ortaya bir puanlama sistemi çıkıyor ve başarıya sahip oluyorsunuz ya da olmuyorsunuz. Doğal olarak sürekli bir değerlendirme söz konusu, süreç tabanlı bir değerlendirme söz konusu, sonuç odaklı, son bir final sınavına bağlı bir değerlendirme yapmıyoruz arkadaşlar. Peki, TESOL sertifikası alan herkes aynı kalitede, aynı seviyede mi oluyor? Tabii ki hayır. TESOL'ün kendi içerisinde öğretmenlik mesleğini seviyelendirme sistemi mevcut. Bakın Avrupa Birliği Eğitim Portfolyo Sistemi'nde ya da Jeffers standartlarına göre biliyorsunuz A1, A2, B1, C2, C1, C2 diye biz tüm İngilizce alanlarını kurguluyoruz. Bu noktada bizler şuna çok dikkat ediyoruz. Bakın A1 seviyesindeki TESOL sertifika sahibi olan öğretmen distinction yani üstün şeref anlamına gelen en üst seviye öğretmenlik alanına sahip olan öğretmen olarak değerlendiriliyor. A2 ise excellent, B1 very good, B2 good ve C1 pass olarak değerlendiriliyor. Tabii B1'in altına çok değerlendirmek doğru değil. Bunun üzerindekiler daha çok kabul görecektir. İngilizce'de biliyorsunuz genel İngilizce programları bu tam tersi. Yani A1 en temel seviyeyken öğretmenlik alanında A1 en üst seviye olarak kabul ediliyor. Peki yine en çok gelen sorulardan bir tanesi. Daha önce B1 seviyesinde bir TESOL aldınız ve bu TESOL sonucunda bu belgeyi aldıktan sonra bir yıl sonra kendinizi geliştirdiğinizi düşünüyorsunuz ve bu B1 seviyesindeki belgenizi A1 ya da A2'ye yükseltmek istiyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bu eğitim tekrar alarak yine seviyenizi güncelleyebilir. Eğitmenlerim sizi bu anlamda gözlemleyip yönlendirebilecektir. Bu da tabii ki mümkün olan bir durum. Dolayısıyla arkadaşlar TESOL programı esas Uluslararası İngilizce Öğretmenliği yetki belgesi vermektir. Ve tabii ki bu TESOL belgesi şu an ülkemiz için ciddi anlamda bir iş imkanı anlamına da geliyor bu arada. Kimler bu eğitimi almak için yoğun bir şekilde çaba sarf ediyor? Genelde bakın Fen Edebiyat Fakültesi mezunları, Alman Dil Edebiyatı, İngiliz Dil Edebiyatı, Fransız Dil Edebiyatı gibi alanlardaki öğrenci yoğunlukları yaşıyoruz. Bunlar bizim hedef noktalarımız ve gerçekten bu alandaki öğretmenler, öğretmen adayları bu eğitim alarak uluslararası anlamda çok güzel işler yapabiliyorlar. Ya da kendi öğrencilerimiz, C1 seviyesine ulaşmış olan öğrencilerimiz ileride bir meslek kaygısı yaşıyorlarsa eğer bu alanda onları yetiştirip bir meslek sahibi yapmak, aynı zamanda uluslararası bir yetkinliğe sahip olmalarını sağlayabiliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.